Diğer bir takipçimizden gelen soru ise, kendisi şu yönde açıklamış. Ben ABD'de 12 yıl kaçak olarak kaldım. Vizeli geldim. Mahkemelik oldum. Daha sonra kendi isteğimle Türkiye'ye dönüş yaptım. 2011 yılının Ocak ayında ABD vatandaşı olan abim tarafından bana kardeşim olarak sponsor oldu. Kaç sene kala ABD ile diyaloğa geçmeliyiz ve ikincisi sponsorumu değiştirebilir miyim? Şimdi bu takipçimizin sorduğu soru tabii şu. Kendisi şunu söylemekte. Ben Amerika'da yaklaşık 10 yılın üzerinde yasal olmayarak bulundum. Vizeli gelmiştim. Fakat yasal olarak kalmadığımdan dolayı da sınır dışı sürecine sokuldum. Bu sınır dışı sürecinin sonunda da mahkemeye çıktım. Göçmenlik mahkemesine çıktım. Fakat bu göçmenlik mahkemesinde de gönüllü Türkiye'ye dönüş yaptım. Ve yaklaşık 2010 yılında da abim bana başvuru yaptı ve bu başvurusu hala beklemekte diye çevirebiliriz, biraz daha açabiliriz soruyor. Bu soruya şu şekilde cevap verebilirim. Şimdi burada iki durum var. Bir tanesi, Amerika'da eğer kişi bir yılın üzerinde yasal olmayarak bulunursa, yasal durumunu ihlal ederse ve o ihlalinden sonra Amerika'da bir yıldan fazla yasa dışı kalırsa ve o bir yılın sonunda Amerika dışına çıkış yaparsa, çıktığı andan itibaren 10 yıl Amerika'ya geri gelememe yasayla karşı karşıya kalır. Dolayısıyla bu durumda olan bir kişinin Amerika'ya tekrar gelebilmesi için en az iki durum, yani iki farklı durumun oluşması gerekir. Bir tanesi 10 yılın geçmesini bekleyecektir. Yani ülke dışında en az 10 yılın geçmesini bekleyecektir. İkinci olarak da eğer bu 10 yılın geçmesini beklemeyecekse 10 yıllık Amerika'ya geri gelememesinin kaldırılması için başvuru yapacaktır. Tabii bu af başvurusunun da bazı şartları vardır. İşte birinci derece aile yakında Amerikan vatandaşı olacaktır. Onlar büyük zarara uğrayacaktır. Ki o kişinin bu af dosyasını içeri verebilmesi mümkün olabilsin. Tabii bu vatandaş, bu takipçimizin durumuna geldiğimizde şunu söyleyebiliriz. Kendisi 2010 yılında ülke dışına çıktıysa 10 yıl Amerika'ya geri gelememe süreci 2010 yılından itibaren başlayacaktır. Dolayısıyla 2020'ye kadar zaten Amerika'ya geri dönme durumu söz konusu olmayacaktır. İkinci durum ise abisinin kendisi için yaptığı yeşil kart ya da green kart başvurusunun da bir bekleme süreci vardır. O da şu anki sürelerle 10 yılın üzerindedir. Dolayısıyla bu kişi kendisinin Amerika'ya geri gelememe durumu, geri gelememe süresi olan 10 yıl geçtikten sonra tek bekleyeceği süre abisinin ona yaptığı başvurunun current hale gelmesi ya da açılması, yani o vize kotasının açılmasını bekleyecektir. Tabii tahmin ediyorum kendisinin 10 yıllık süresi bittikten sonra yaklaşık birkaç yıl daha bekleme süresi kalacaktır vize kotasını. Ve o vize kotası süresi geldiğinde kendisi abisi üzerinden yapılan başvurudan yeşil kart çalışmasını yapıp Türkiye'deki Amerikan konsolosluğu aracılığıyla göçmenlik vizesini almaya hak kazanacaktır. Ve sponsorumu değiştirebilir miyim diye sorduğu noktada da kastettiğim belki finansal anlamda bir sponsoru kastediyordur. Tabii ki finansal anlamda sponsoru da eğer abisinin geliri yeterli değilse her zaman değiştirebilecektir. Bu noktada da takip göçmenlik vize görüşmesi için Türkiye'deki Amerikan elçiliği ya da konsolosluğuna gidene kadar bu değişikliği ya da oradayken de bu değişikliği yapması mümkün olacaktır.